Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır kas tanıtımı yapmadığımızı biliyorum. 500 ve 600 lira civarında kasları tanıtmaya karar verdik. Bütçesi buna yakın olan arkadaşlar için 3 tane model koyduk buraya. Bu modeller içinde Bell Qualifier, LS2 FF396 ve Nola'nın N64'ü var. Bunlar 500-600 lira civarlarında kaslar. Bütçesi ona göre olanlar buradan gelip kendi bedenine göre seçebilirler. Motosiklet aksesuarları mağazamız biliyorsunuz. Bostancı Kartal Sokak'ta. O da metronun ikinci çıkışında. Onu da unutmayın, hatırlatayım. Şimdi tanıtımına ve özelliklerine geçeyim. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var tabii ki. Kamerayı yakınlaştırdım, biraz daha net görün diye arkadaşlar. N64, polikarbon bir kask. Üst tarafında havalandırmaları var, arka tarafında hava çıkış kanalları var. Aynı şey Bell Qualifier için de geçerli. Bell Qualifier'da polikarbon bir kask. Fakat LS2 FF396 fiberglass bir kask. Bu kaskın bir örneğini, farklı bir rengini ben de kullanıyorum. Alırken tercihlerinizin arasında bu polikarbon ve fiber arasındaki farkı da göz önünde bulundurarak alın. Yani benim tercihim LS2'dir. Fakat özelliklerini size açıklayayım. Bell Qualifier'dan başlayalım. Bell Qualifier'ı açtığınız zaman kademeli olarak açılan bir camı var. Ön cam var. Ön tarafında havalandırma kanalı var. İç pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Ve bağlaması Double D bir bağlantı. İç pedleri de dediğim gibi rahatça çıkabiliyor. Ve boynu ağrıtmaması için özel şekillendirmiş, özel yapılmış. Özellikle delikli kumaş cinsinden yapıyor. Bel bu iç pedlerini. Birçoğu da zaten öyle yapıyor. Bunun nedeni ise terlemenizi minimuma indirmek için yapılmış olması. İç pedlerinin bu şekilde olması size kış sürüşlerinde avantaj sağlamak için yapılıyor. Bunun bir burun pedi veya bir çene pedi yok. Dış yüzey polikarbon, üst tarafında havalandırma kanalları var. Arka tarafında da hava çıkış kanalları var. Ve dış kabuğuyla birleşik bir spoiler var. Yan tarafında da hava çıkış kanalları var. Amerika'dan geçerli bir DOT sertifikasına sahip ECE 2205 sertifikası da var aynı zamanda. Bell Qualifier modelinin özellikleri bunlar. Bir burun pedi olmamasını ben bir eksi olarak görüyorum. Çünkü kışın camınızın buhar yapmasına engel olmuyor. Ama isterseniz bir pin lock takarak, yani buğu camı takarak bunu engelleyebilirsiniz. Yani bu yüzden hani almazlık ediyorsanız bir pin lockla bu işi halledebilirsiniz. Şimdi LS2 FF396'ya geçeyim. Bu kaskı biraz övüyorum. Diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü bir burun pedine sahip. Nefes alabilir. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Nefes alabilir. İç pedlere sahip. Burun pedi var dediğim gibi. Bir çene pedine sahip. Ve mikrometrik bir bağlantıya sahip içinde. Mikrometrik bir bağlantı olması bence bunun bir eksisi olmuş. Çünkü belde bildiğiniz gibi Double D bir bağlantı var alt tarafında. Bir çene bağlantısı var. İç tarafındaki boyun tarafındaki pedleri görüyorsunuz. Bunlar da delikli bir yapı. Bu da terlemenizi engellemek için yapılmış. Hepsini çıkartıp yıkayabilirsiniz ve tekrar takabilirsiniz. Belden bir farkı veya işte Nolan N64'ten bir farkı arkadaki hava kanalı isterseniz açılıp kapanabiliyor. Belde ve Nolan'da arka taraftaki hava kanalları sabit. Onları elleyemiyorsunuz. Yani onu kontrol edemiyorsunuz. Açıp kapatamıyorsunuz. Hani bu sürüşünüzü ne kadar etkiler? Sürüşünüzü etkilemez. Çene pedinin olması rüzgarda sizi daha fazla koruyacak anlamına geliyor. Bunun da tabii kademeli olarak açıp kapanıyor. Üst kanalları ayarlanabiliyor. Şöyle üst kanalları ayarlanabiliyor. Yanda herhangi bir hava kanalı yok. Yani hava çıkış kanalı yok. Ama arka tarafında hava çıkış kanalı var. Bunun da tabii birleşik bir spoiler var. Sizi sarsıntıdan korumak için yapılmış. Boynunuza gelebilecek darbeleri, yani rüzgarın verdiği sarsıntıyı engellemek için yapılmış. Bunun artı bir özelliği de hani bunu artı özellik olarak görmek belki artı özellik olarak görülmez. Bel bir güneş vizörüne sahip değil. Fakat bunda LS2'de bir güneş vizörü var. Bunu da isterseniz hani güneşli havalarda kullanabilirsiniz. Veya bel kaska
Bir tane renkli bir cam alırsınız, renkli bir vizör alırsınız, onu takarsınız. O da olabilir, o da bir seçenek. Ama tabii gece sürüşlerinde vizörle yol almak gerçekten sakıncalı. Bunun artı özelliklerini söyledim. Şimdi Nolan N64'e geçeyim. Nolan N64 göründüğü gibi ön tarafında hava kanalları var, elle idare edilebiliyor. Üst tarafında hava kanalları var, şuralarında hava kanalları var. Ondan sonra arka tarafında da bir spoiler'ın altında hava çıkış kanalları var. Ama bunlar elle idare edilemiyor. Bu da ECE 2205 sertifikaya sahip N64 yine kademeli olarak açılır kapanır bir camı var. İç tarafındaki pedler terlemenizi engelleyecek şekilde yapılmış. Boynuna özel bir ped daha yapılmış. İç pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Tekrar takabilirsiniz. Bu da Nolan N64'te mikrometrik bir çene bağlantısına sahip. Bir rüzgar pedi yok bunda. Polikarbon dış şeyi. Dış yapısı polikarbon. Bunlar arasında hani tercih etmek gerekirse hem fiyatlarından da bahsedeyim. Fiyatları da şöyle. Bu N64 189 euro. Yaklaşık 600 660 lira civarına falan geliyor. Hani 600 lira civarında diyebiliriz ona. 169 dolar bel. Bu da yaklaşık 520 falan olabilir. 520 liraya geliyor. Ama hani bunun gerçek fiyatlarını zaten videonun altına yazacağım. LS2 bence bunlar arasında en iyi kask. Bir tek güneş vizörünün olması bence kabuktan biraz çalıp darbe hassasiyetini azaltmak demek. Ama hani bunu dış kabuğuyla bence güvene almışlar. Çünkü gerçekten iyi bir dış kabuğa sahip. Fiber bir dış kabuğa sahip. Ve fiyatı bunun 470 TL. Diğerlerinden tabii ki az. Ben olsam hani bunu tercih ederim. Belki ikinci olarak da beli tercih ederim. Nolan N64 bence üçüncü kask. Ama siz kararınızı kendiniz verin tabii ki. Mağazamızda farklı çeşitler bulabilirsiniz. Bunlar 500-600 lira civarındaki kasklar. Benim bugünkü önerim. 700-800 liraya çıkacaksanız, 750-800 liraya çıkacaksanız işte Kaberk modellerinden, Nolan N87'nin modellerinden kendinize bakabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.